Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, dünyaya etkisini alan koronavirüs tehlikesi nedeniyle Mart ayında zorunlu olarak verdiği aranın ardından eğitimlere yeniden başlıyor. Trafik Eğitim Parkı 6 Temmuz Pazartesi'den itibaren saat 9-12 ve akşam 16-19 saatleri arasında yaz eğitimlerine başlayacak. Zorunlu olarak verilen arayı yapılan yenileme çalışmalarıyla değerlendiren eğitim parkında COVID-19 riskine karşı önlemler alınırken tecrübeli teknik kadrosu ve yenilenen uygulama alanlarıyla misafirlerini bekliyor. Parkın içerisine mini tünel, üst alt geçit ve emniyet kemeri standı eklendi. Özel hazırlanan sınıflarda teorik bilgi alan öğrenciler özenle hazırlanan parkurda da uygulamalı eğitim almaya devam edecek. Bugüne kadar Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, öğrenci, veli, kamu kurum çalışanları dahil olmak üzere toplam 2605.832 kişi eğitim verdi. Hem yaya hem de şoför olarak çocukları ve ebeveynleri bilinçlendiren eğitim parkını günde onlarca kişi ziyaret ediyor. Trafik Eğitim Parkı yaz eğitimlerinin ardından yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte okul öğrencilerini de ağırlamaya devam edecek. Her gün onlarca çocuğu ve ailesini misafir eden Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklar eğlenirken öğreniyor. Teorik olarak verilen bilgiler ışığında uygulama alanına geçen öğrenciler burada kilo arabayla test yapıyor. Trafik lambalarının olduğu yaya geçitlerinde karşıdan karşıya kontrollü geçiş yapılıyor. Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu ve Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz yaptığı açıklamada, uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitim neticesinde bugüne kadar binlerce kişiye ulaştık. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel'in de özelliği gösterdiği parkımız pandemi sürecini fırsata çevirerek baştan aşağı modernize edildi ve pazartesiden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Her geçen gün gelişen parkımızda misafirlerimiz artık tünel, üst alt geçit eğitimlerini de uygulamalı olarak alabilecek. Eğitimlerimiz tamamen ücretsiz olup maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına riayet ederek bütün vatandaşlarımızı parkımıza bekliyoruz dedi.